Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'la teknik direktör İsmail Kartal'ın da bir araya geldiğini belirtelim. Bu buluşmada hayırlı olsun ziyaretinde neler konuşuldu, ne gerçekleşti kısaca bahsedelim. Başkan Ali Koç Samandıra Can Bartu tesislerinde mesaisine başlayan İsmail Kartal'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Genel Sekreter Burak Kızılan ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci'nin katıldığı ziyarette Yeni sezon planlaması ve ile ilgili konular görüşüldü. Ayrıca sarılacivertli lacivertli kulüpten yapılan açıklamada teknik direktör İsmail Kartal için önümüzdeki hafta resmi imza töreni düzenleneceği bilgisi de paylaşıldı. İsmail Hoca da çalışmalara başladı. Murat Özbostan nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle de bir kare bu arada ya ekrana bu, yansıyor. Bu karenin bir kere 5 yıldızın önünde özellikle çekilmiş bir fotoğraf karesi bu beş yıldız tartışmaları tabii yeni sezonda da devam edecek belli ki. Yani ben gelinen ve yaşanan süreci bir zorunluluk olarak görüyorum. Yani işte Jorge Jesus'un ayrılığı, o ayrılıktan sonraki zaman diliminde başka teknik direktörlerle yapılan görüşmeler <laughs> ve işin içinden çıkılamayan bir durum. Yani işte bunu getirirsek böyle olacak. Şunu getirirsek böyle olabilir mi? Bu, bu olursa böyle olur mu? Yabancı olursa ya yabancı da getirdik. Yani açıkçası ben hem Sayın Başkan hem de yönetiminin bu işin içinden çıkamadığını ve gelinen noktada daha sonra belki birileri Sayın Başkan'a ya biz işte kendi içimizden bir teknik direktöre teslim edelim bu takımı tekrar. Sonuçta artık 5 yıllık bir e, olumsuz bir durum var. Onun öncesinde yine e, topla totalde 8 mi oldu? 9 mu oldu şampiyon olunamayan? 8. Ama yani 8'in ötesinde e, sayın başkanın e, yönetime geldiği 5 yıllık bir süreç ve 5 yıllık bu süreçte sıfır çekilen şampiyonlukta yani şampiyon olamadınız. Ve her sezona farklı bir teknik direktörle başlayıp farklı bir teknik direktörle bitirdiniz. Bir tek bu sezon Jorge Jesus başladı ve Jorge Jesus Fenerbahçe'de görevi bitirdi ee, ve inanılmaz derecede tepkiler aldınız. Ee, taraftarın işte protestosu e, bakıldığında işte Sayın Aziz Yıldırım'ın çıkıp e, hem önce yazılı açıklama yapması, sonra bir basın toplantısı yapması ve bence e, yaşanan bütün bunlardan sonra yani dediler ki biz kendi içimizden birine bu takımı ve teslim etmeliyiz. 9 sezon olmuş. Özür diliyorum. Yani e, ve işte mali genel kurulda başkan dedi ki işte bir DNA'dan bahsetti yani kulübün DNA'sını bilen işte yapısını bilen zaten orada çıktı ya Volkan Demirel çıktı İsmail Kartal ismi çıktı yani Emre Belezoğlu çıktı ama ben hiç düşünmedim döneceğini Volkan Demirel'in Hatay'ı bırakacağını hele böyle bir durumda yaşanmışken bir felaketten sonra hiç aklıma getirmedim yani direkt aklıma benim İsmail Kartal geldi o günlerde ve nitekim 12-13 günlük bir sürecin ardından da hoca açıklandı. Yani bu seçimi bir kere ben bir zorunluluk olarak, istekli bir şey olarak görmüyorum. Yani Jorge Jesus gitti, dur biz İsmail Kartal'ı hemen ertesi gün getirelim diye bir düşünceleri olmadı bana göre. Yani baktılar, ettiler, görüştüler, yazdılar, çizdiler, artılar, eksiler, danışmanlar, yöneticiler, fikirler ki duyduğum daha çok başkana yöneticiler şey yapıyor. Yani içimizden e, bizi bilen e, birisi birisi olsun, birisi olsun hı hı. diyorlar ve ikna ediyorlar. Yani e, ve sonuçta ondan sonra o mali genel kurulda yapılan konuşma ve arkasından yaşanan bu süreç tabii ki bence de doğru bir seçim. Yani bu kadar maceradan sonra 10 tane mi? 11 teknik direktör mü? Orada da bayağı bir teknik direktör değişikliğine gidildi. Ee, işte e, ama yine bence şöyle bir yanlış da yapılıyor. Yani hoca tercihini doğru buluyorum ama transferle ilgili yine bir şey var. İşte e, isimler var bir sürü. Belli ki bu sezonda bir 8-9 tane yine transfer yapılacak. E, bugün bir yerde okudum. Siz de biliyorsunuz tek 9 tane transfer olmuş şu anda Fenerbahçe'de. Gelenler, kiralıktan dönenler, eldekiler filan oldukça şişik bir kadro var ve oyuncu aranmaya da transfer edilmeye de devam ediliyor. İşte sol kanata, kaleye, oraya, buraya stoper, e, sağ e, işte bir 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 sürü hala transferlerde yapılıyor. E, ama bu yapının içinden İsmail bu Kartal başarılı çıkabilir mi, çıkamaz mı? Tabii bunları konuşmak için erken ama ben seçimin mecburiyetten de olsa doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum. Ne dersin İsmail Kartal tercihiyle alakalı Fenerbahçe'nin aynı zamanda Belki şu konuyu da irdelemek lazım. Çok uzun bir süre önce Başkan Koç Recesus'la yolların ayrıldığını biliyordu. Yani evet. beraber çalışmayacaklarını Fenerbahçe yönetimi mutlaka biliyordu. Neden bu kadar gecikti bu süreç? Eğer daha erken biriyle anlaşılmış olsaydı sezon öncesinde daha sağlıklı bir hareket olmaz mıydı? Ya bu şu biraz şuna benziyor. Bazen bir gerçeği bilirsin. Yapmak istersin. Hani bu ...çocukların babaya gidiş şekli gibidir... ...alıştıra alıştıra söylersin... ...bence öyle bir süreç yaşandı... ...hani ailede bazen anne önce bilir... ...abla, abi bilir falan... ...en son babaya doğru gidilir... ...bence Ali Koç'un yaşadığı şey de... ...taraftara İsmail Kartal ismini açıklamak... ...biraz da süreci yavaş yavaş... ...step step gidip... E, ...ondan sonra belli etmek... ...ben bunun doğru da olduğunu düşünüyorum bu arada... ...çünkü bazen... E, ...yapmak istediğiniz şeyi bir anda söylediğiniz zaman... Tepkilerin tamamını üzerinize çekebilirsiniz. Ama bunu biraz alıştır alıştır. İşte bu bir algı sürecidir. Algı süreci dediğimiz şey de budur. Onu oraya doğru yaklaştırmak herkes İsmail Kartal ismine doğru adım adım yaklaştırmak. O zaman tepkiler görece daha da azalabilir. Yani ilk anda hiç kimsenin Biraz sanki Mali Genel Kurul'dan sonra 10-11 günlük süreçte tepkilere baktılar gibi evet. geliyor bana. Evet. Ve ben bir noktada Fenerbahçe camiasını bazen anlamıyorum. Ee, neden? Ee, Tabii ki kıyaslama açısından söylemiyorum ama geçen sene Okan Buruk açısından da bir e, itibarsızlaştırma operasyonu var mıydı? Vardı. Hatırlıyorum. Evet. Günbegün. Ghasra'yı gün. E, kaldıramaz vesaire denilen Okan Buruk şampiyonluk kupasını kaldırdı. Yıldızları yönetemez. Tabii bunlar dendi ama e, Okan Hoca o sinerjisiyle camiaya e, çok ciddi anlamda büyük bir başarı kazandırdı. Bu seneki şampiyonluk bence... Çok değerli bir şampiyonluktu Galatasaray adına. Şimdi İsmail Kartal açısından da e, bu itibarsızlaştırma çabasını ben hoş göremem. Çünkü e, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'sinden ben zevk alıyordum. O dönem oynattığı oyundan. E, artı, geçen konuşurken aklıma geldi. Jesus için ilk belki 15 haftayı, 10 haftayı çok iyi diye konuştuk ama sonra Fenerbahçe birden durdu dedik. Şimdi çok enteresan bir detay var. Fenerbahçe geçen sene 40 milyon euro transfere para harcadı. Ben Jesus yaptı diyorum transferleri. Yani Ali Koç mu yaptı bu transferleri? Ali Koç kalkıp da dur bakayım şu videoyu izleyeyim de şu oyuncuyu alayım. Hem böyle bir profil e, profili olduğunu düşünmüyorum Sayın Başkanım. Ve bu transferlerin tamamını da Jesus'un yaptığını düşünüyorum. Aro vesaire kim tanıyordu Aro'yu? O yüzde yüz zaten. Yani, gibi gibi işte Joshua King'ti, Pedro'ydu. Zaten çift Buruma, santifor, oynamak Lincoln, değil mi? Bir teknik yeah. e, teknik İlk iki transfer onlardı zaten. Şimdi e, 40 milyon euro harcadı ama oynayan oyunculara bakıyorum. E, Serdar Azizler, Zalailer, Ferdiler, e, işte Crespo'sundan Zayt'sına. Zaten mevcut oyuncular. Mevcut oyuncular. İsmail Kartal'ın bıraktığı oyuncular. Ya da Parer'ın aldırdı. Yani. Ya da. E, ve Hazır bir takım bıraktığını da söylememiz lazım. Yani İsmail Kartal'ın bıraktığı oyuncuların hep hazır olduğunu gördük. Bu da enteresan bir detaydı. Önemli bir detaydır bu. Yani sana iyi bir takım bırakmışlar. Ve e, şimdi İsmail Kartal'la ilgili de e, hoca ile ilgili şu çok tabii ki hocayı eleştirelim. Benim de beğenmediğim yönleri var. Hocanın iletişimini ben iyi bulmuyorum. Güzel bir iletişimi yok hocanın. Bunu geliştirebilir mi? Evet. Ama hocanın çok değerli bir ilişki yönetimi süreci var. Bugün Fenerbahçeli oyuncularla anket yapalım. İsmail Kartal'ı seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? İsmail Kartal mı, Jesus mu? Hangisi daha iyi hocadır? Net İsmail Kartal demezlerse ben hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi bu hocanın geçmiş dönemde oyuncu grubunu nasıl yönettiğini ifade eder. Benimle iletişimi doğru olmayabilir. Medya ile doğru olmayabilir. Ee, taraftarla belki doğru bir e, iletişim dili olmayabilir. Ama oyuncuya dokunabilmek bu çok değerli bir şey günümüz dünyasında. Ben İsmail Kartal'ın oyuncu grubuna çok iyi dokunduğunu düşünüyorum. Çünkü oyuncu grubu o dönem ben iyi hatırlıyorum oyuncu zevk alıyordu oynarken. Ben ama Jesus'un Fenerbahçesi'nde oyuncu grubunun oyundan zevk almadığını düşündüğüm çok fazla maç oldu. Şimdi e, ama Fenerbahçe camiasının yapacağı en sağlıksız iş yönetimi demiyorum bakın camia olarak söylüyorum bunu. Ee, bu Martin'e dene Rut'un bir aşkı vardır Jack kitabında. Onu çevresi o çevreyi adapte etmek isterler ve sukutu hayali vurarlar. İsmail Kartal'ı başka bir adam haline getirirse Fenerbahçe o zaman büyük hata yapar. Biraz açar mısınız? Yani İsmail Hoca nın o doğallığı bazılarının hoşuna gitmiyor o kadar net söyleyeyim açık samimi bir evet. şekilde bunu söyleyeyim. Evet. İsmail Hoca bu. Bunu böyle kabul ederseniz İsmail Hoca'yı İsmail Hoca aynı şuna benziyor. Bir e, tiyatro oynanacak. Kral diye bir tiyatro. O gün Kral oynayacak olan adam oyuna gelmiyor. Hastalanıyor. Ve e, oyunu yönetmeni diyor ki ya diyor bu perde arkasında bir çocuk var. Bütün replikleri biliyor. Alalım onu oynatalım. Adama gidiyorlar diyorlar ki yani sen oynar mısın bu oyunu? Bana kral gibi hissettirirseniz beni kral gibi hissettirirseniz gider oynarım diyor. Ama diyor bana perde arkasındaki adam muamelesi yaparsanız ben oynayamam diyor. Yani başkan yönetim taraftar. Evet. Yani Fenerbahçe camiasının İsmail Kartal'ı evet. olduğu gibi bu adam diye kabul etmesi lazım. İletişimini, ilişki yönetimini. Bence önce de başkan ve yönetiminin, Evet. özellikle ve, başkanın ve saygı duyması gerekiyor. Önce sevmeyin İsmail Hoca'yı. Bak bak çok net söyleyeyim. İsmail Hoca'yı sevmeyin. İsmail Hoca'dan nefret edin. Ama İsmail Hoca'ya saygı duyun. Bu işin kuralı bu. Başarılı olacaksa İsmail Kartal bu şartlarda çok başarılı olabilir. Çünkü bazı adam vardır PR'ı sevmez. Bazı adam vardır her tarafta PR'cıdır. Şimdi İsmail Hoca'ya desen ki ama. ya hocam biraz kit çevresi kesin diyordur İsmail Hoca'ya. Ya hocam biraz şu sosyal medyada troller var onlara birkaç tane dağıt. Onu şöyle yap. Ya bırakın arkadaşlar ben sabah çantamı alayım işime gideyim. Memur zihniyetinde bir teknik adam. Adam Samandıra'da ya şu anda 2-3 i̇şte, Bak bu bu çok değerli bir şey. Biz ama bazen bu PR konusunda çok vuruluyoruz. Öyle bir şeyli videolar hazırlanıyor falan özel şirketler hazırlanıyor. İşte video şöyle, hoca böyle çalışıyor. Yeni bir else bu, yeni ama bu, Arduino'da yeni moda bu. bu. Yani bak şimdi, bakıldığı zaman e, bakın bu değer... iş yapmıyor ama iyi yapıyor. Ama bak bu bu bu. Ol... <laughs> Bu da olması gereken bir şeydir yani burada çok aşırı eleştirmiyorum bunu ama Ya şüphesiz hala şüphesiz. böyle adamlar da var demek istiyorum. Yani evet. İsmail Kartal gibi adamların da değerli olabileceğini söylüyorum. %100. Ya siz yapın o zaman taraftar olarak İsmail Hoca'nın da güzel videolar çok güzel hazırlarsınız. Onu da bir Fenerbahçe taraftarı yapsın veya Fenerbahçe camiası mesela e, hocanın tanıtımını Fenerbahçe ile anlaşırken daha güzel daha cafcaflı bir video ile yapsın. Hocayı siz değerli hale getirirsiniz.